Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve takipleriyle 45 günde yapımı tamamlanan Sancaktepe Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere yüklenici firma adına Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erman Ilıca kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli katılımcılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın 6 Nisan tarihinde halka seslenişinin ardından verdikleri talimatları ile temeli atılan Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını katılımlarınız ile onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Çok değil, sadece 1,5 ay önce ortada nasıl gelişeceğini bilmediğimiz bir salgın hastalığın dünyayı etkisi altına almaya başladığı günlerde gözlerimizin önünde İtalya'dan, İspanya'dan gelen spor salonları, sergi alanları içerisinde hastane koridorlarında bir ellerinde serum, bir ellerinde su şişesi ile tedavi olmak için bekleşen hastalar, yeterli yoğun bakım yatağı ve solunum cihazı olmadığı için kimin yaşayıp kimin ölmesi gerektiğine karar vermeye çalışan doktorların görüntüleri vardı bu işlere başladığımızda. Ülke olarak büyük bir mücadelenin içine girmiştik. Her gün, her saatin ciddi bir önemi vardı ve bizlere de Türk milleti adına Sayın Cumhurbaşkanımızın emanet ettiği büyük bir sorumluluk vardı omuzlarımızda. Bu noktada müsaade ederseniz geçtiğimiz 45 gün içerisinde bu kutsal görevi nasıl yerine getirdiğimizi gösteren TRT'nin hazırladığı küçük bir 1,5 dakikalık bir film var. Onu izleyebilirsiniz. Beş bin kişilik bir ekip. Görevleri imkansızı başarmak. Tam teşekküllü bir hastaneyi 45 günde yapmak gerçekten çok zor bir iş. Günlük olarak 2-3 bin kamyonun içeri gelip döküm yapıp çıktığını düşünün. Bu zamana karşı bir yarış. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 4 günümüz var. Sadece 45 günde. Ender Şef'le pazarlığımızı yaptık. 10 günde bitirmemizi istiyor bizim. Bitirdim, beton döküyoruz. Bitiremedin, hepimiz bitiyoruz. Plakaları al yukarı. Kaldır. Yapmaları gereken 1008 yataklı bir acil durum hastanesi. Bu hastanelerin inşası başlı başına bir başarı öyküsü. Bu işin sonunda ya biz tarihe geçeceğiz ya da tarihe geçeceğiz. Bu öykü nasıl yazıldı görmek ister misiniz? Burada değil bir günün, bize bir saatin, hatta saniyelerin bile önemi var. O halde nefesinizi tutun ve göz kırpmadan izleyeceğiniz bir tempoya hazır olun. 100 bin adet çuvatamız var, 40 binini bitirdik. Hiçbir şantiyede bu kadar makineyi, bu kadar iç içe bir arada görmeniz mümkün değildir. İş çok hızlı gittiği için çalışanlar hata yapabilir ama benim hata yapma lüksüm yok. Evet. Mühendis arkadaşımızın aslında sözlerine bir ekleme yapmak istiyorum. Sadece kendisinin değil, hiçbirimizin hata yapma lüksü yoktu. Çünkü zamanla yarışıyorduk dediğim gibi ve çok büyük bir emanet verilmişti bize. Ve aslında bu emanet sadece bana, şahsıma ya da şirketime değil, bütün inşaat sektörüne verilmiş bir emanetti. Ve bütün inşaat sektörü, Türk inşaat sektörü bir araya gelerek bu büyük projeyi beraberce gerçekleştirdik. O yüzden bu projede emeği geçen binlerce arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Fabrikalarda imalatlarını yapan, mühendislik projelerini çizen, planlamalarını yapan, nakliyesini sağlayan, burada çalışan arkadaşlarımızın yemeklerini, can güvenliğini, sağlık güvenliklerini sağlamaya çalışan bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten emeklerini ödeyemeyiz. Ayrıca sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanıma tekrar huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Böylesine bir onurlu görevi bizlere layık gördüğü için, bizlere güvendiği için tekrar teşekkür etmek istiyorum.
Allah'tan kendisine ve ülkemize sağlık diliyorum. Teşekkür ederim.